Evet, sayın basın mensupları, değerli yorum arkadaşlarım. Öncelikle davetimize icabet edip burada bizimle beraber ahi soframızı şenlendirdiğiniz için şeref duydum. Hoş geldiniz. Değerli hazurum, burada toplanmamızın bir amacı var. Yarın saat 12'de bilindiği üzere Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliğimizin genel kurulu var. Kanun gereği Ocak, Şubat, Mart aylarında odalarımızın genel kurullarını yaptık. Acelemiz var. Mayıs 1 yarın da birliğimizin genel kurulunu icra edeceğiz. Biz de burada adaylığımızı açıklamak için toplanmış bulunuyoruz. Birçoğumuzun bildiği gibi Servisçiler Odası Başkanımız Yavuz Ay aday olacak. Biz de kendisine destek verecektik. Ama Sayın Başkan kendine göre geçerli sebeplerle aday olmayalım dedi. Tamam dedik ama bu gelişmeyi çok da kabullenemedik. Arkadaşlarım ısrarla benim her dönem potansiyel aday olduğumu, benim liderliğimde çıkmamız gerektiğini söylediler. Ben de kendilerini kıramadım. Bu nedenle ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Aday olmasaydık öncelikle aşırı tepki alırmışız. Neden? Mevcut yönetimle ters düştüm. Bildiğiniz gibi yarın saat 12'ye kadar birlikte yönetim kurulu üyesiyim. Yarın saat 17 gibi de birlik başkanı olacağım inşallah. Geçtiğimiz dönemde salla başı al maaşı yapmaya çalıştılar bize. Yapmadık, ters düştük. Eğer dediklerine uysaydık, ben orada değişmeyen 4-5 arkadaşa saadet zinciri diyorum. Ben de saadet zincirinin bir halkası olurdum. Kayseri'de bizim benzerimiz 4 örgütün başkanı ve yönetimi değişti. Biz de diyoruz ki, değişim şart. Dünyada rejimler değişirken birlikteki arkadaşlar değişmiyor. Delegenin tepkisi bizim için olumlu. Bu saadet zincirini kıracağımıza inanıyorum. 2 artı 2 4 ettiği gibi doğru olacağına inanıyorum. Aksi sonucun 2 artı 5 olacağını düşünüyorum. Anlattıkları projelerinin hepsi hikaye. Garibin gurabanın üstünden alınan 1.000 TL arsa parasıyla biriken parayla alınan arsa haricinde hiçbir şey yapılmamıştır. Esnafın sorunu falan bunların umurunda değil. Ahmet Öğüç Esnaf Sarayı diyor, o küçük arsada olsa olsa kendine saray olur. Esnaf sarayı olması için en az 1000 metre inşaat alanı ister. Saray arsası dedikleri 170 metrekareli alana 20 kat yapsan ne olur? Atıl kalır. Hiçbir işe yaramaz. Buna benzer birçok sıkıntılarımız var. Birlikte yapılmayanlar ve yapılması gerekenleri yarın delegenin huzurunda dile getireceğiz. Takdir delegenin seçildiğimizde rant uğruna yok edilen birliğimizin itibarını tekrardan kazandıracağız. Sözlerime son verirken değişim şart diyorum. Tüm esnaf ve sanatkarlarımızın destek ve dualarını bekliyorum. Mübarek Berat Kandillerini kutluyorum. Ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm kamuoyuna, burada bulunan herkese teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. Buna bizim teşkilatta bir söz söylerler. Çok yaşlı, yani aşırı derecede yaşlanmış teşkilat yöneticiler var. Bunlara şöyle de bir argo deyim kullanılır. Hocanın kayığına binince bırakırlar, başka türlü bırakmazlar derler. Ben de katılıyorum, aynı düşüncedeyim efendim. Evet, yani gönlüyle hiçbirinin gideceğine inanmıyorum ben. Evet, doğrudur. Gönüllü bırakmazlar. Ben şöyle de diyorum. Ya bir yasada çıkmıştı ama 2005 yılında yasa iptal oldu tekrar. İtiraz edildi, insan haklarına aykırıdır falan diye iptal edildi. Bence başkanlara, özellikle başkanlara, yöneticiler değil, başkanlara 2 dönem şartı getirilmeli. 2 dönem yapanlar bir daha seçilemez denmeli. Buna bir kanuni yaptırım getirilmezse, insanlar gönlüne bırakılırsa, gönlüyle hiç kimse bırakmaz. Kanuni yaptırım gelirse bu işin ben bozulacağı düşüncesindeyim. Aslında ağır eleştirilere de girmek istemiyorum ben. Çünkü insanlar bu tartışmaya, eleştiriyi çok beğenmiyorlar, sevmiyorlar. Yapacağım projeleri anlat diyorlar. Bunlardan da ben çok etkileniyorum. Ben doluyum, çok şey konuşurum ama çok fazla girmeyeceğim ama. Evet, rant var. Yani nasıl rant var? Bu saklı gizli değil. Ahmet Öğüt saklı yapmıyor. Yaptığı kooperatiflerin, sitelerin falan müteahhitliğini kendi yapıyor. Şimdi bir televizyon kanalında bunu sorduklarında diyor ki, etik mi diyor televizyoncu arkadaş da? Etik diyor. Yani etik olmadığını kendi de biliyor yani. Kendi yapıyor, açıkça da bunu açık yapıyor. Bu iş evet ranta dönüyor. Ben onun için de karşıyım zaten. TOKİ işinde rant olmadı. TOKİ işinde de dosya parası oldu. Esnafı evlendirdik diyorlar. Esnafı falan evlendirmediler.
%15'i bunun esnaf en fazla. %10 diyeceğim de %15 diyeyim, %15'i esnaf, %85'i normal vatandaş. O normal vatandaşlar memleketimin, yurdumun insanı. Ben onlar olmasın demiyorum ama buradan 1000 lira dosya parası amaç, bununla da birlikte çalayım, oynayayım, odalara 5'er lira para vereyim, oylarını alayım. Amaç bu. Beni daha fazla zorlamayın. Ben genel kurulda bunların gereğini yerine getireceğim efendim. Çok teşekkür ederim.